Herkese merhabalar. Türkçe derslerimizin 6. dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizin konusu pekiştirmeli sözcükler ve ikilemeler. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlersen pekiştirmeli sözcük nasıl yapılıyor, ikileme nasıl oluyor öğrenmiş olacaksın. Hazırsan başlayalım. Pekiştirmeli sözcük bir kelimenin anlamını kuvvetlendirmek için yapılan özel bir yapı. Ve biz pekiştirme yaparken Burada görmüş olduğunuz P, R, S, M harflerinin yardımıyla bir sözcüğü pekiştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz çocuklar? Şimdi diyelim ki sıcak kelimesi tamam mı? Biz kelimeyi ilk hecesinden böleceğiz. S. Sonra kelimeyi tekrar aynen yazacağız. Sıcak. Ortaya P mi gelir, R mi gelir, S mi gelir, M mi gelir? Sıp sıcak, sır sıcak, sıs sıcak, sım sıcak. Tım, sıcak getiriyoruz ve burayı artık pekiştirmeli sözcük yaptık. Soğuk. ilk hecesinden bölüyoruz. Soğuk. Sonra kelimemizi aynen yazıyoruz. Soğuk. Sonra PRSM'den birini getiriyoruz. Top soğuk, sor soğuk, sos soğuk, som soğuk, sop soğuk, soğuk, soğuk. soğuk. Hızlı. Hadi dur dur istiyorsan sen kendin dene. Evet. Kelimeyi ilk ünlüsünden böldük. H. Hı, tekrar hızlı yazdık. Ve ortaya ne getireceğiz? PRSM. Hıp hızlı, hır hızlı, hız hızlı, hım hızlı, hıp hızlı olacak. Tatlı. ilk ünlüden böldük. Ta. Kelimemizi tekrar yazıyoruz. Tatlı. Tap tatlı, ter tatlı, tas tatlı, tam tatlı, TAP tatlı Yavaş İlk ünlüsünden böldük. YAĞDAN Kelimemizi tekrar yazıyoruz. YAP YAVAŞ YAR YAVAŞ YAS YAVAŞ YAM YAVAŞ YAP YAVAŞ Olarak kelimelerimizi pekiştirdik. Anlaştık mı? Nasıl yapıyormuşuz? Kelimemizi ilk ünlüsünden bölüyormuşuz. Daha sonra ortaya PRSM harflerinden birisini getiriyormuşuz. Daha sonra da kelimemizi aynen yazıp birleştiriyoruz. İkilemeler ise anlamı kuvvetlendirmek, pekiştirmek ya da vurgulamak için kullanılıyor. Benzer kelimeleri yan yana getiriyoruz. Önemli bir yapı ve bu bizim anlamımızı zenginleştiriyor. Biz nasıl ikileme yapıyoruz? Aynı kelimeleri tekrar ederek yapabiliriz. Anlamca birbirine en yakın kelimeleri kullanarak yapabiliriz. Zıt anlamlı kelimeleri kullanabiliriz veya ses benzerliği olan kelimeleri kullanarak ekleme yapabiliriz. Aynı kelimeleri kullanarak nasıl yapıyoruz çocuklar? Yavaş yavaş mesela. Yavaş yavaş geliyordu. Sarı sarı saçları vardı. Dolu dolu yağmur yağıyordu gibi. Ya da anlamca birbirine yakın olan kelimeleri kullanarak orayı vurgulamak istiyoruz. Yalan dolan sözler söylüyordu mesela. Eğri böğrü bir kitabı vardı. Kedim benden köşe bucak kaçıyordu. Buradaki anlamı vurgulamak için ne yapıyorum? İkileme kullanıyorum. Ya da zıt anlamlı. Az çok seni andırıyordu. İri ufak taşlar sepetin içindeydi. Aşağı yukarı 20 dakikaya gelirdi gibi. Ya da ses benzerliği olan kelimeleri bir araya getiriyoruz. Eş dost ne konuşur? Akpak bir çocuktu. Çoluk çocukla uğraşabilecek halim yok. Bunları cümlenin içerisinde sizler için kullandım. Şimdi testleri çözerken çok daha iyi anlayacaksın. Hiç korkma, çok kolay. Ne diyor? Bu paragrafta kaç tane pekiştirme sözcüğü kullanılmıştır? Pekiştirme sözcüğü neydi? İlk ünlüden bölüyorduk, ortaya PRSM'den birini getiriyorduk ve sonra birleştiriyorduk. Hadi bakalım. Bir yaz sabahı Ahmet ve ailesi pikniğe gitmek için erkenden yola çıktılar güneş sım sıcak sıcağı bölmüş sığdan m'yi de getirmiş sım sıcak yapmış. Güneş sım sıcak parlıyordu ve gökyüzü mas maviydi. Mavi bölmüş s harfini getirmiş mas mavi yapmış. Yol boyunca yem yeşil ağaçlar arasından geçerken kuşların cıvıltısı da duyuluyordu. Orman öylesine sakin ve huzurluydu ki Ahmet bir an orada yaşamayı hayal etti. Piknik alanına vardıklarında annesi hemen çantadan sımsıcak sıcak sıcağı pekiştirmiş. Sım börekleri çıkardı. Ahmet böreklerden birini alıp afiyetle yedi. O gün Ahmet için unutulmaz bir gün olmuştu. Dört tane buldum ama hemen dört işaretliyor muyum? Hayır. Gözümle tekrar soruya bakıyorum. Atladığım var mı? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok. Sonra dörtten emin olarak işaretliyorum. Bu paragrafta hangi kelime pekiştirme sözcüğüdür? Okulun son gününde sınıf arkadaşları vedalaşmak için bir araya geldi. Herkes tatilde yapacaklarını anlattı. Denize gidip sımsıcak kumlarda uzanmak istiyorum dedi Ali. Ayşe ise "Ben de mis gibi orman havası alacağım." diye ekledi. Vedalaşma vakti geldiğinde sınıfta bir hüzün vardı. Arkadaşlar birbirine sarılıp gözleri dolu dolu ayrıldılar. Hem sevinçli hem de buruk bir gündü. Hangisi pekiştirme diyor? Ne yapıyorduk? İlk ünlüye kadar alıyorduk. Ortaya PRSM'den bir harfi ekliyorduk. Ve sonra kelimenin aynısını alıyorduk. Çıklara baktığımızda sıcak. Ve ne yapıyor? PRSM'den birini getiriyor. M'yi getirmiş. İlk ünlüye kadar almıştım. Sıcak olduğu için şıkkımız A oldu. Lütfen durdur ve kendin çözmeye çalış. Bu şiirde geçen ikilemelerin ortak özelliği nedir? Aşağı yukarı dolaştım, sağda solda aradım seni. Bir umut, bir hayal, eski yeni, karışık, düşündüm seni. İkileme ne? Aşağı, yukarı, sağda, solda, eski, yeni. Aşağı, yukarı, sağ, sol, eski, yeni hepsi zıt anlamlı kelimeler olduğunu biliyorum. Hepsi yön belirtir, eski ve yeni yön belirtmez. Hepsi eş anlamlı kelimelerden oluşur. Hayır, hepsi birbirinin zıttı. Hepsi tek başına anlamlı değildir. Aşığı anlamlı, yukarı anlamlı, sağ anlamlı, sol anlamlı, eski anlamlı, yeni anlamlı değildir dediğinden dolayı bu da yanlış olmuş. Çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Ebeveynleriniz daha fazla bilgi isterse Instagram kanalım Bir Tutam Öğretmen'den beni takip edebilir. Konuyla ilgili etkinlik kağıtlarına ise Google üzerinden birtutamöğretmen.com'dan ücretsiz ulaşabilirsin. Sevgiyle kal, sorularını çözmeyi unutma.